Herkese merhaba. Bugün Trabzon yağlısı yapıyoruz. Tarifi sanal fırın isimli YouTube kanalından aldım. 500 gram unu karıştırma kabına koyduk. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırıyorum. Ortasını havuz şeklinde açıyorum. 2 su bardağı su, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker ilave edip yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Pürüzsüz bir hal olunca yoğurma işlemini bitirdik. Yumuşak bir hamur oluyor. Üzerini kapatıp 15 dakika mayalandırıyoruz. 15 dakika dinlendirdiğimiz hamurumuzu unladığımız tezgaha alıyoruz. Dörde bölüyoruz. Hamurlarımızı yuvarlayıp beze haline getiriyoruz. Üzerine bir poşetle de bir streç filmle kapatıp 30 dakika mayalandırıyoruz. Hamurlarımızı yarım saat beklettik. Şu şekilde ters çevirip açıyorum. Açtığımız hamuru tepsimize yerleştiriyoruz. Bir tane tam yumurtayı çırpıyoruz. Kenar kısımlarına sürüyorum. Kenar kısımlarını şu şekilde içe doğru katlayıp iyice bastırıyorum, yapışmasını sağlamak için. Kenarlarına hazırladığımız yumurtadan sürüyoruz. ortalarına kabarmalarını önlemek için su döküyoruz. Önceden ısıttığımız 240 derecelik fırında 5 dakika pişirip çıkartıyoruz. 10 dakika kadar pişirdikten sonra çıkardım. İçine kolot peyniri koyuyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı koyup 240 derecelik fırında kızarana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Trabzon yağlarımız çok güzel pişti. Hemen kıvamını göstermek istiyorum. İçi de çok güzel pişti. Bol lezzetli bir tarifi. Siz de yapmak, denemek isterseniz şimdiden emeğinize, ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.